Eski zamanlarda Büyük Türk Devletlerinden Göktürkler verimli topraklarda güven ve huzur içinde yaşıyorlardı. Bu devlete komşu devletler sürekli saldırıyor ama her saldırıdan yenilgiyle dönüyorlardı. Sonunda hepsi birleşti ve çok büyük bir ordu oluşturdular. Büyük bir savaş oldu ve yine Göktürkler kazandı. Bu sevinçle Göktürk ordusu savaşı kazandığını sanıp zafer kutlamalarına başladı. Bunu fırsat bilen düşmanlar etrafta saklanmış diğer kuvvetlerle birleşip karşı bir saldırıyla bütün Göktürk ordusunu yendiler ve şehirlerini, köylerini yok ettiler. Bu felakette Başbuğ İlhan'ın küçük oğlu Kayan ve İlhan'ın kardeşinin oğlu Tukuz da eşleriyle birlikte esir düştüler. Kayan ve Tukuz bir fırsatını bulup eşleriyle birlikte bu esir grubundan kaçmayı başardılar. Günlerce ormanlarda, dağlarda yürüdüler. Sonunda yurtlarına geri döndüler. Sağda solda boşta gezen hayvanları topladılar ve bu savaştan sağ çıkmış insanlarla birlikte bir kafile yaparak güvenli bir yer aramaya başladılar. Çok uzun ve zorlu bir yolculuk yaptılar. Mümkün olduğunca düşmanlardan uzak bir yere çekilmeyi düşünüyorlardı. Sonunda çok yüksek, sarp kayalıklarla çevrili bir yere geldiler. Buradan geçerek çok tehlikeli bir geçitte ilerlemeye başladılar. Günlerce yol aldıktan sonra bir yamacı açtıklarında gördükleri manzara harikaydı. Yemyeşil, uçsuz bucaksız bir vadi. Ormanlar, akarsular, şelaleler ve buz gibi pınarlar gözlerinin önünde alabildiğine uzanıyordu. Sevinçle buraya yerleştiler. Otağlarını, çadırlarını kurdular. Buraya sarp ve yüksek dağ anlamına gelen Ergenekon adını verdiler. Artık huzurlu ve güvenli bir hayat onları bekliyordu. Ergenekon'da artık birçok oba ayrı ayrı yerleşim yerlerinde düşmanlardan uzak, güven içinde kendi işleriyle meşgul oluyorlardı. Hayvancılık yapıyor, verimli tarlalarda her türlü tahıl ve meyveyi yetiştiriyorlardı. Bu arada ata sanatı demircilikte de ilerlemişlerdi. Böylece yıllar geçti. Tam 400 yıl sonra Ergenekon dar gelmeye başlamıştı. Gençler buradan çıkıp atalarının topraklarına geri dönmek, dış dünya ile tanışmak istiyorlardı. Bunun üzerine Kaan Börteçin'e büyük kurultayı topladı. Günler, geceler boyu süren zorlu tartışmalardan sonra karar açıklandı. Ergenekon'dan çıkılacaktır. Bu karar Ergenekon'da yaşayan bütün obalara ulaştırıldı. Tüm ulus kararı sevinçle karşıladı. Herkes büyük bir heyecanla çıkış için hazırlıklara başladılar. Öncü gruplar araştırmalarda bulundular ve sonunda en uygun yeri buldular. Bu bir geçitti ama geçidin bir yerinde büyük bir engelle karşılaştılar. Koca bir kara dağ vardı geçidin orta yerinde. Bilge kişiler bu dağın eteklerine gelip incelemeler yaptılar. Dağın demirden olduğuna ve çok büyük bir sıcaklık yaparak demiri eritebileceklerine karar verdiler. Demircilikte çok ileri olan Göktürkler çok büyük körükler yaparak dağın dibine getirdiler. Her taraftan getirdikleri odunları dağın eteğine yığdılar. Mayıs ayının 9. gününde tüm ulus dağın dibine geldi. Kaan odunların yakılması işaretini verdi ve ilk odunu kendisi yaktı. Bir zaman sonra dağ kızarmaya başladı. Sonra da eriyerek yavaş yavaş aşağıya doğru aktı. Sonunda geçit açıldı. Herkes bayram yaptı. Bütün ulus yükleriyle birlikte geçide doğru yöneldi. Herkes geçide sırayla girdi. Birden ortaya çıkan bir kurt geçitte ilerleyenlere öncülük etmeye başladı. Öncüler kurdun ayak izlerini takip ettiklerinde geçidi geçip öbür tarafa ulaştıklarını anlattılar. Kaan Börteçin'e bu kurdun takip edilmesi emrini verdi. Hakikaten çok iri ve yeleli bir kurt onların önünde ilerliyor, durdukları zaman da bir tepenin üzerinden onları seyreder gibi duruyordu. Büyük kafile kurdu takip ede ede sonunda geçidin öbür tarafına ulaştı. Yerleştikten sonra kurdu bir daha gören olmadı. Vardıkları bölgeye Ötügen adı verdiler. Bir tarafında Orhun Nehri akan bu yer, ormanlarla çevrili çok verimli ve çok büyük bir alandı. Kaan Börteçin'e komşu ülkelere haberciler göndererek eski yurtlarına tekrar geldiklerini bildirdi. Komşu devletlerle barış içinde yaşamaya başladılar. Bugünden sonra her yıl 9 Mayıs Ulusal Bayram Günü ilan edildi.
Herkes bir araya toplandı ve demiri ateşte kızdırıp örsün üzerinde döverek yarışmalar, şenlikler yapıldı. Türküler söylendi. Günümüzde de bu gelenek aynen devam etmektedir.